Kanal 23 ekranlarından Melisa'yla Yaşama Daire'den sevgiler, selamlar. Melisa'yla Yaşama Daire'ye hoş geldiniz. Bugün peş peşe gelişmeler yaşadık. Öncelikle Elazığ'da. Sivrice'nin Topal Uşağı köyünde saat 10 sularında 4.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aslında Kandilli Rasathanesi'ne bakılınca 5.1 olarak gösteriyor. Derinlik olarak da 47 kilometre derinlikte olduğu söyleniyor. Şu ana kadar da verilere baktığımız zaman onun üzerinde bir artış şiddet, artçılar oluyor, artçı depremler oluyor. Onun dışında maalesef kardeş ülkemiz olan Kazakistan'da bir uçak kazası meydana geldi. Bu uçak kazasında 98 kişi mürettebatla beraber 98 kişinin uçakta bulunduğu söyleniyor. Ve işin en üzücü taraflarından bir tanesi de bu uçağın iki katlı bir binanın üzerine düşmüş olması. Şu ana kadar 12 kişinin cesedinin çıkarıldığı söyleniyor. Kendilerine, kardeş ülkemize başsağlığı diliyorum. Elazığ'da yaşanan depremde de en azından can kaybı yok. Mal kaybı da sadece bir kerpiç binanın yıkıldığı söyleniyor. Daha önceki depremden hasar görmüş. Elazığ'ımıza, çevre şehirlerden de hissedenlere hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Evet, güzel bir söz. Allah beterinden korusun şeklinde. Umarım büyük depremler meydana gelmez ama Türkiye'nin jeolojik yapısına bakılınca depremlerin olacağı aşikar zaten. Aslında bunlara karşı önlem almak, bunlar da depremlerle beraber tekrar gündeme geliyor. Geçmiş olsun diyoruz. Tüm depremin hissedenlere, özellikle Elazığlılara can kaybının olmaması da sevindirici. Bugün ayrıca Türkiye için güzel bir gelişmeyle, biliyorsunuz, son dakika olarak geçtik. O yüzden programımızın ilk kısmını yapamadık. Cumhurbaşkanımız yerli otomobili tanıttı. Bu yerli otomobili tanıtırken benim için önemli olan iki nokta vardı, özellikle dikkatimi çeken. Birincisi, yapay zekanın kullanılıyor olması. İkincisi ise elektrikli araçların olması. Artık sanırım üretime geçiyoruz ve bence tasarımı da gayet güzel olmuştu. Şu anda marka olarak TOG geçiyor. Ama bilemiyorum, isim değişikliği olur mu, bu isimle devam eder mi? Baktığın zaman gerçekten güzel, şık tasarımlar olmuş. Eğer seyredemeyenler varsa onlar internetten tekrar bakabilirler. Deprem için tekrar geçmiş olsun diyoruz. Kazakistan kardeş ülkemize de başsağlığı diliyoruz. Yerli otomobilimiz de hayırlı olsun diyoruz. Bugün kişisel gelişim uzmanımız Öznur Albayrak'la beraber güzel ritüellerle başlayacağız. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bugün güneş tutulması vardı. Güneş tutulmasını biraz astroloji olan merakımdan, bir de astrofizi olan merakımdan, güneş tutulmalarının, ay tutulmalarının getirmiş olduğu sorunlar var. Aslında güzellikler de var. Güzellikleri Öznur Hanım açıklayacak ama güneş tutulması beraberinde popüler bilgileri de, popüler haberleri de getiriyor. Mesela bunlardan bir tanesi uçak kazaları. Uçak kazasında olması demek aslında akabinde büyük depremlerin olması demek. Bunlar birbirine bağlantılı ve güneş tutulmasıyla, özellikle güneş tutulmasıyla alakalı olan durumlar olduğu ifade ediliyor. Birazdan Öznur Hanım'a soracağım güneş tutulmasının olumlu kısımlarını. Çünkü güneş tutulması beraberinde aslında aşkı, evliliği, güzellikleri de getiriyor. Onları da Öznur Hanım'dan alalım. Öznur Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Geçmiş olsun dileklerimizi, evet, iletelim tekrar. Evet, maalesef hepimiz de, bilmiyorum, ben yaşadım depremi, siz yaşadınız mı? Hepimiz yaşadık. Yaşadık, evet. Değil mi? Biraz tedirgin olduk ama işte bu da tekrar şeyi gündeme getirdi yani. Sağlam binaları, sağlam yapıları, işte denetlenmesinin sıkı olmasını, ki aslında artık güzel bir denetim mekanizmamız var. Bu da sevindirici ama eski yapılarda biraz tedirginlik yaşıyoruz. Allah beterinden korusun diyerek ritüellerimizle giriş yapacağız, değil mi? Evet. Şöyle neler yapacağız bugün seyircilerimiz için söyleyelim. Şimdi biz bu yıl yılın sonuna geldik artık. Biliyorsunuz yepyeni bir yıla gireceğiz ve her zaman her yıl yapılan bir ritüel var. Benim de yaptığım, severek yaptığım, etkisini gördüğüm bir ritüeli paylaşacağım. Önce bolluk bereket ritüelinden başlayalım dilerseniz. Yılın son günü yani 31 Aralık gecesi bu ritüeli yapmalarını izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Nasıl yapacağız dersek, öncelikle bir seramik kavanoz olacak. Eğer seramik olmazsa cam da olabilir. Yalnız plastik kesinlikle olmayacak. Bunlardan birini tercih edebilirler. Malzeme için bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı. Tabii ben böyle serdim dağılmaması için. Ki izleyicilerimiz de yaparken böyle bir peçeteye sererlerse kendileri için iyi olacak. Bir çay kaşığı
tuz ve şeker olacak ve kavanozumuzun alabileceği kadar da pirinç olacak. Her sene aslında bu kavanozu gitgide büyütebiliriz. İlk başta biraz küçük tercih edelim. Bu bereket için. Evet, bir bereket yıllık bereket için. Bir yıllık bereket için hazırlanacak. Ve birazcık elma sirkesi ya da tuzlu su da olabilir bulunduracağımız malzemelerin içinde. Neden olduğunu da birazdan açıklayacağım. Yine bir kırmızı kağıt olacak. İçine niyetimizi yazacağız. Ve birkaç tane kendi cüzdanımızda olan bozuk paralar. Hiç şeyi önemli değil yani. Ne kadar olursa miktar olsun. Önemli miktar değil. Önemli değil. Küçük küçük bozuk paralar şöyle olacak. Öncelikle ne yapacağız? Biz bu kavanozumuzu sirkeli suyla bir yıkayacağız. Evet, temizleyeceğiz. Enerjisi temizlensin diye, değil mi? Daha sonra elimizi de tuzlu suyla yine temizleyeceğiz. Elimizdeki bütün negatif enerjilerin gitmesine niyet ederek ya da zaten arınacak niyet etmesek bile. Sonra kavanozu elimize alıyoruz ve burada imgeleme yapıyoruz. Çok basit aslında. Bazen de diyorlar bu kadar ama basit olan her şey daha aslında etkilidir. Elimize kavanozu alıp imgeleme yapıyoruz. Ne imgeliyoruz? İşte bolluk bereketin içine aktığını düşünebiliriz. Mücevherler, paralar, altınlar böyle kavanozumuzun doldurduğunu imgeleyebiliriz. Gözümüzü kapatıp birazcık buna odaklanıp enerjiyi veriyoruz ve bu kavanoz hazır hale geliyor. Sonra kırmızı kağıda biz burada işte bolluk berekete layığım, bolluk bereket hayatıma çekiyorum ya da ne kadar çok hayatın arında para olmasını istiyorlarsa, bir yıl içinde ne kadar gelirleri olsun ya da ne kadar kazanalım diyorlarsa onun miktar olarak da belirtebilirler. Burada kafamıza takılan bazı sorular olabiliyor. Tabii kurşun ki. Kalemle mi yazayım, ondan burada sonra kalem, mavi mi olsun, evet. Kırmızı mı olsun? Yani kırmızı kağıt olacak ama kalem hiç sorun değil. Bunda sorun değil. Siyah da olabilir, mavi de olabilir. Yazmaları, içinden niyetlerin ne geçiyorsa yazacaklar. Ve sonra bu bozuk paraları, yani bir tane de olabilir, birkaç tane de olabilir. Ben birkaç tane getirdim. İçine koyacağız ve zarf şeklinde bunu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da bunu kavanozun en dibine yerleştiriyoruz. Cam veya seramik olması, evet, önemli kesinlikle. Burada kavanozun. Kesinlikle ama plastik olmayacak. Olmasın aynen, çünkü enerjisi düşük olduğu için. Ve sonra kavanozumuza bu pirinci ne yapıyoruz? Dolduruyoruz alabildiği kadar tabii. Aynen, burada bir şey yapıyoruz. Ve sonra üzerine bir çay kaşığı toz şeker ve tuz demiştik. Onları da bırakıyoruz. Onları dökeceğiz değil mi? Sadece bir böyle çay kaşığı. Böyle peçeteye sarıp koyabilirler. Tamam. Evet. Bir çay kaşığı tuz. Evet, bir çay kaşığı da toz şeker. Toz şeker. Evet. Peçeteye sarıp içine bırakabilirler. Ve sonra ağzını kapatmadan önce yine şöyle kendi enerjileriyle bütünleşmesi için ellerini üzerine koyup bir 5 dakika, hatta şurada odaklandıkları zaman ellerinde karıncalaşma ya da böyle soğuma hissedebilirler. Hiçbir şey de hissetmeseler daha bir 5 dakika şöyle bir enerjilerini versinler, gözlerini kapatıp buraya güzel enerjilerin aktığını hissederek. Ve sonra ne yapıyoruz? Kapatıyoruz ve bunu nerede şey yapacağız? O da çok önemli. Muhafaza edeceğiz. Evet, bir yıl boyunca çünkü saklayacağız bunu. Yani evet. Hemen kullanmıyoruz. Mutfak dolabının görünmeyen en üst köşesinde bir yere koyuyoruz. Görünmeyecek. Evet. Mutfak dolabının en üstünde, evet, burada en üst mutfak köşesine. Olması, görünmemesi. Ve bir yıl boyunca tekrar 31 Aralık'a, evet, kadar muhafaza edeceğiz. 31 Aralık gecesi çıkartıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer pirinçlerimizde bozulma, hani küflenme varsa kuşlara veriyoruz. Diyelim ki yok, onunla pilav yapıp yiyebiliriz. Bunları yine aslında yine hayvanlarda aslında sonuçta onlar da acılar. O şekilde, evet, kullanmak öyle de da kullanılabilir. Daha mantıklı, aynen, güzel. Böyle kapatıp ne yapacağız? Bunu yüksek bir yerde saklayacağız. Evet, bir yıl boyunca hiç karışmayacağız. Güzel. Zaten güzel. Aslında Özür Hanım, hatırlarsınız böyle şey vardı, küçük küçük şişelere bir miktar bulgur, bir evet, miktar pirinç, doğru, koyarlardı. Çok, mutfak kapısı nasıl dururdu bereketi getirmesi için. Tabii bereket, bulgur, mercimek, pirinç. Bu da onun gibi işte ritüeller. Hem bilincimizde biz neye odaklanıyoruz? 2020 zaten geliyor. Bolluk bereketle gelmesini seçmiş oluyoruz. Çünkü bu ritüeli yaparken bir amacımız var. Güzel bir yıla bereketle girmek. Burada hem onu da aktif ediyoruz ve bir yıl sonrası da yine tekrar 31 Aralık gecesi yenisini yapabilirler. Burada yine birazcık kavanozu büyütebilirler. İsterlerse aynısını da kullanabilirler. Evet, burada seramik olması veya cam olması, evet, önemli sadece. Kutumuz var. Kutumuzu ve ne yapacağız? Hayal panomuz var. Şimdi yine 2020'ye gireceğimiz için
kere izleyicilerimizden bir kağıt alıp mutlaka 2020'de hayatlarında nelerin değişmesini istiyorlar? Nelerin girmesini istiyorlar? Bir önce liste yapsınlar görmeleri için. Yine hayal panomuzda arkadaşlardan... Hüseyin'ciğim ben hayal panosunu alabilir miyim? Rica edelim. Hüseyin'ciğim getirene kadar bu hayal panosuna neler yerleştirir? Yani ne istiyorsak aslında onun resmini, evet. Fotoğrafını daha doğrusu. Teşekkür yani, ederim Hüseyin'ciğim. Yani bir dergi, şöyle gazete ben size kesinlikle tutacağım. Tamam. Şöyle. Şöyle ben notumu da alayım. Şunu da ben eklemek istiyorum değerli seyircilerimize. Ara ara bugün özel bir gün olduğu için canlı yayınlara bağlanmamız gerekebilecek. Sanırım canlı yayına bağlanıyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam. Canlı yayına bağlanın. Efendim bugün özel bir gün biliyorsunuz. 4.9 şiddetinde bir deprem oldu. İşte önceki depremden yaşanmış olan tedirginlikler, işte sıkıntılar olduğu için hemen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da Elazığ'a geldi. Bugün programımızı ara ara kesebiliriz. Sayın Süleyman Soylu'nun eğer bir bağlantısı olursa tekrar yayınımızı kesip Sayın Soylu'ya bağlanacağız. Onu da sizlere eklemek istiyorum. Biz en son canlı bağlantıya gitmeden önce şöyle bir hayal panomuz var, evet, demiştik. Sizler için tekrar oradan devam edelim. Şimdi bu hayal panomuz, demin de bahsetmiştim, tekrar kısacık bahsedeyim. Kişiler 2020'de hayatlarında neyin olmasını istiyorlar, neyin değişmesini istiyorlar, hayatlarına neyi almak istiyorlarsa bir onların listesini yapsınlar diyelim ki. Ve detaylandırmak çok önemli. Bu görsel, beynimiz her zaman görsel olarak daha aktiftir, detayları sever. Ne yapacağız? Bu panoyu gözüken bir yerde asacağız ki ne yapalım? Bilinçaltımızı, bizim bu isteklerimizin olduğunu devamlı görsel olarak almak için. Ve burada dileklerimizi, niyetlerimizi panoya yazmayacağız. Sadece onu fotoğraf ve resim belirtin olacak. Evet, neyi istiyorlarsa diyelim ki hani hamile kalmak istiyor, bebek sahibi olmak istiyor. Bunu asabilir. 2020'de tatil ya da yurt dışı, hangi ülkeye gitmek istiyorsa, sıcak ülkeler olabilir, ne yapmak istiyorlarsa öyle bir resim asabilirler. Tabii ki araba markası vermiyorum. Şöyle şurada küçük bir tane koydum. Ama hangi arabayı istiyorlarsa mutlaka detaylandırsınlar. Hayallerde o marka sınır arabayı, yok. Evet. Direkt hemen kessinler. İstedikleri marka arabayı kesiyorlar. Rengini ne renk istiyorlarsa. Yine hayal panosunu asıyorlar. Sağlıklı beslenmek isteyebilirler. Devamlı görmek adına böyle sağlıklı beslenmeyle ilgili resim olabilir. Ev almak burada para var. Varsa. Çok evet, şık para, bir ev daha var. Daha çok parayla ilgili daha büyük şeylerde büyük bir görsel hazırlayabilirler. Ev almak isteyenler nasıl bir evde oturmak istiyor? Hani dubleks mi olsun, apartman katı mı olsun? Mutlaka onu nasıl, hangi muhitte olsun yine aynı şekilde kesip resimlendiriyorlar. Ve nasıl bir balkonu olsun, detay bakın çok önemli. Çünkü bilinçaltı detayları sever. O yüzden detaylandıracağız. Biz ev istiyoruz tamam ama işte kaçıncı kat, kaç katlı olsun ya da işte tek müstakil mi olsun. Rezidans mı olsun, evet, villa mı olsun, hayallerde sınırlar sınır yok. Evet. Ne yapacağız? Orada o evin de resmini şey yapacağız. Hı. Güzel dergiden, gazeteden küpür kesebilirler. Yine balkonunu, detayları dediğim gibi. Nasıl bir balkon istiyorlar, oturma odası ya da işte odalarının ayrıntılarını, nasıl koltuk, manzara, yani nasıl dışarıda, nasıl bir manzara görmek istiyorlar. Hepsini detaylandırarak burada ne yapacaklar? Tabii bunun dışında da farklı da olabilir. Evlenmek isteyenler, gelin damat, ruh eşini bulmak isteyenler, şurada çift resmi olabilir, zayıflamak isteyenler. Ben böyle bir hani hazırladım ama herkesin ihtiyacı neyse ona göre kendileri seçebilirler. Diyelim ruh eşini bulmak istiyor. Güzel bir çift resmi olabilir. Zayıflamak isteyenler fit ya da kendi en ince resimlerini de koyabilirler buraya. Yani spora gitmek bazen hepimizde şey olabiliyor, ertelediğimiz bir şey oluyor. Hep isteriz ama bir türlü erteleriz, gidemeyiz, zaman ayıramayız. Sevdiği bir spor varsa neyse onu da ekleyebilirler. Burada yani çoğaltabilirler. Hayallerimizde sınır yok. Evet, sınırımız sadece yok. Sadece ne yapacağız? Buraya dileklerimizi yazmıyoruz. Onun için de dilek kutumuz olacak. Verelim mi bunu Hüseyin? Tabii ki verelim. Hüseyin'ciğim şöyle sana vereyim, teşekkür ederim. Yalnız Öznur Hanım şunu soracağım hemen unutmadan. Benim panom yok diyenler bunu duvarlarına, yattıkları odanın duvarlarına sizin yapıştırdığınız gibi yapıştırsalar. Olabilir tabii ki, aynen.
Çok ama güzel. 2020'yi yazacaklar değil tabii mi? Ki. Çünkü 2020 yani hangi yıldan beklentimiz onu bir beyin görecek. Çünkü görsel biz çok çalışıyoruz. Hani küçücük bebekler de nedir? Annelerinden gördüklerini öğrenirler. Anne babaya bakarak beyin hep görselle çalışır. O yüzden görmek çok çok önemli. Neyi istiyorlarsa hayatlarında hangi eksikleri varsa ya da neler hayatına girsin istiyorlarsa mutlaka onları resimlendirecekler. Bırakacaklar ama panoya dediğim gibi dileklerimizi yazmıyoruz. Neden diyecek olursanız mesela kişi çok para kazanmak istiyor. 100.000 TL ya da milyon kazanmak istiyor. Oraya yazdığı zaman gelen kişi, etraftan bir kişi gördüğü zaman orada negatif bir onun kazanman senin imkansız, bu parayı sen nasıl kazanacaksın ya da şöyle bir ev mi almak istiyorsun, nasıl bir ev yani aklını mı yitirdin gibi negatif her kelime ne yapacaktır? Bizim de isteklerimizi olumsuz etkileyecektir. Evet. O yüzden kimsenin istek niyetlerimizi görmemesi için dilek kutumuz olacak. Ama istediklerimizi mutlaka resimlendireceğiz. Araba, iş istiyorlarsa ya da bir hangi firmada çalışmak istiyorlar onun şey yapabilirler. Her şeyi hayallerimizde dediğim gibi sınır yok. Evrenin bolluk bereketi çok fazla. Yeter ki biz isteyelim, inanalım ve seçelim. Ve yine hayallerimizi genelde biz ne yapıyoruz? Dileklerimizi hep istiyorumla kullanıyoruz. Evet. Hani aslında orada çok büyük bir yanlışlık var. Genelde ne yapıyoruz? Çok para istiyorum. İşte bu sene evlenmek istiyorum. Ya da olmayan şey istenilir. Şu işe girmeyi istiyorum. Aslında istiyorum kelimesinin altında yoksunluk ifade ediyor. Yani o bende yok, ben de istiyorum diyoruz. Mesela şöyle de örneklendirebilirim. Buradakilerden beğendiğimi ne yapabilirim? Aa ben şu tableti istiyorum derim. Ya da şu sandık çok güzelmiş istiyorum dediğimde yani yok. Ama ne yapıyorum? Aa bakıyoruz değil mi? Ben bunu seçiyorum. Bak, i̇şte seçince, var olanlar arasından seçmek farklı bir evet, şey. Evet seçiyorum dediğin zaman zaten seçip senin olduğunu bir kere orada ne yapıyoruz? Zihnimize o mesajı vermiş oluyoruz. Dileklerimizi, niyetlerimizi yazarken lütfen istiyorum yok. Çünkü istiyorum, para istiyorum, çok para kazanmak istiyorum dediğimiz zaman yani bende yok. Yine halen daha o yoksunluk devam eder. Niyetlerimizi ve dileklerimizi o astığımız resimlere göre tabii ne istiyorsak ben şurada yine küçücük birkaç örnek yazdım. Kağıdımıza yazıyoruz ve böyle bir sandık içinde saklıyoruz. Kimsenin burada önemli olan şu. Evet. Ahşap olması. Ahşap olabilir aynen yani plastik olmasın yine yani plastiklerin enerjisi düşük enerjidir. Ahşap olursa çok daha iyi olacak. Ne yapacaklar? Pembe bir kalemle de yazabilirler, beyazla da, maviyle de yazabilirler. Hiç sorun değil. Genelde ben bugün pembeyle yazdım böyle. Şimdi zaten hepsini okuyacağım. Ne yapacağız? Bir kere biz kendimizi yani tam net olacağız. Her zaman dediğim gibi hem detaylandıracağız hem net olacağız. Bir ev istiyorsak kaçıncı katında oturmak istiyoruz? Kaç odalı, kaç balkonu olacak? Bu eve sahip olmayı niyet ediyorum veya seçiyorum diyeceğiz. Ama ilk başta ben niye diyorum? Bir kere bizi esas kısıtlayan negatif inançlarımız, düşüncelerimiz bizi kısıtladığı için ilk niyetimizi şöyle yapabiliriz. İsim ve soy isim yazıyoruz. Ben Öznur Albayrak, kendimden örnek vereyim. 2020'de hayatıma sınır koyan tüm negatif inanç ve düşüncelerimi bırakmayı seçiyor ve niyet ediyorum. Çünkü seçim her zaman yaratır. Biz seçelim, niyet edelim ki o enerji aktif olsun. Evet. Seçmediğimiz zaman orada devamlı tekrarlar. Yine birkaç tane örneklerimi yazdıklarımı böyle genel olarak yazdım ama herkesin daha farklı olabilir, sağlık problemi olabilir, iflas kaybı yaşamış olabilirler. Yeter ki biz pozitif olacağız. Hani şöyle diyeyim, şu da çok önemli, iflas etmeyi istemiyorum. Burada yani negatife odaklanmıyoruz. Hasta olmak istemiyorum. Bunlar hep negatiftir. Ne olur bu sefer yani biz orada ona odaklandığımız için onu çekeriz. Pozitif de oluyoruz. Neyi istiyorsak hayatımıza onları yazıyoruz. Mutlu, sağlıklı diyelim ki bekar olanlar, evlilik yapmak isteyenler. Mutlu, sağlıklı, aşk, heyecan dolu bir evlilik yapmaya niyet ediyorum ve seçiyorum. Bir daha söyleyelim bekarlarımız için. Tabii ki. Mutlu, sağlıklı, aşk, heyecan dolu bir evlilik yapmaya niyet ediyorum ve seçiyorum. Niyet ediyorum ve seçiyorum. Aslında evet. Burada yıldızlı cümleler niyet ediyorum ve seçiyorum. İstiyorum yok. İstiyorum yok. Ya da kişi evlidir, ailesi vardır, çocukları vardır. Orada nasıl niyet yapar? Sevdiğim insanla ve çocuklarımla birlikte ömür boyu mutlu, sağlıklı, güven dolu, uzun bir ömür
geçirmeyi seçiyorum. Ve yine ilişkilerde de diyelim hayatımıza birinin girmesini istiyorsak lütfen şunu yapmayalım. Genelde hemen biz şöyle yaparız, aman beni aldatmasın, gözü dışarıda olmasın. Onun yerine sadık, güvenilir kelimeleri kullanalım. Yani kelimeler de çok önemli. Çok önemli. Hani niyet ediyorum, seçiyorum ama o kelimeler de yani negatif hiçbir şey kullanmayacağız. Hepsi pozitif, pozitif olacak. Kesinlikle. Hatta mesela bu iş zor. Onu demeyeceğiz. Bu iş kolay değil. Kolay çünkü ilk değil. Kelime kolay evet. olduğu için evet. bilinçaltı onu alacak. Kesinlikle. Bu kadar önemli. Aynen. Burada dikkat etmemiz iki tane şey var. İstiyorum yok, niyet ediyorum, seçiyorum. Bu pozitif olanları. Yine bolluk bereket içinde yaşamayı, keyifle para kazanıp çünkü yani para kazanmak keyifli olduğu zaman parası da gelir. Neşeli olduğunuzda parası da gelir. Eğer mutsuzsanız zaten parayı çekemezsiniz hayatınıza. Ve keyifli yapmak bu işi daha size şey yapacağı için detaylandıralım. Bolluk, bereket içinde yaşamayı. O zaman parasal sıkıntı yaşayanlar şunu diyebilir miyiz? Aslında bilinçaltında bir yerde mutsuzlukları mı var? Parayı yani, çekemiyorlar. Sevmediği işe gidiyor. Yani o işini sevmeyerek her gün zorla ki yani sırf para kazanayım diye giden de insanlar var. Sevmediği bölümü okuyup sevmediği işe girenler de var. Belki onu daha çok mutlu edecek, neşeden işleyecek başka planları vardı. Ama aile baskısı ya da işte kendi puanının yetmediği için farklı bir bölüm seçip olanlar var. O yüzden yani keyifli olmadığımız zaman zaten biz orada parayı da birazcık bloke ediyoruz. O zaman her şeyi severek yapacakmışız. Tabii ki. Bolluk bereket içinde yaşamayı, keyifle para kazanıp, keyifle harcamayı, arzu ettiğim hayatı yaşamayı seçiyorum ve niyet ediyorum. Tabii burada yine kişiler istedikleri paranın miktarını da belirtebilirler. Ne kadar istiyorlarsa yazabilirler. Ve yine araba astık ya diyelim, nasıl bir araba istiyoruz, marka vermiyorum ama herkesin hayalinde istediği bir marka vardır. İşte ne yapacak? Kırmızı mı istiyor, mavi mi, beyaz mı yazabilir. Kırmızı nokta nokta yazmışım ben orada. Hangi markaysa orada markasını diyebilir. Dizel mi istiyor, benzinli mi istiyor. Hepsini detaylandıracağız. Otomatik mi? Yani çünkü net olacağız biz orada. Ya da manuel dizel mi? Dizel otomatik. Tamam. Artık hibritler de ön planda. Tabii ki. Nasıl istiyorlarsa öyle bir arabayı almayı seçiyorum, niyet ediyorum desinler. Aman ama şöyle nasıl olacak ki şimdi ben istiyorum ama o arabayı. Bir de görünen var ortada işte. Hani maaşım belli, hesap belli diyebilirler. Ama gerçekten sınır koymayın. Hiç belli olmaz. Bir hediye edebilir, gelebilir yani. Yeter ki talep edin, seçin, evet. niyet edin. Ve yine sağlıklı beslenmeye diyelim ki orada işte koyduğu şeye göre de cümleler olacağı için sağlıklı beslenmeyi ve sağlıklı yaşamayı seçiyorum. Kendim her zaman vakit ayırırım gibi cümlelerle ne yapabilirler? Dileklerini panodakine göre yapsınlar ve sonra da kendi dilek kutuları kimsenin hani görmeyeceği, karışmayacağı dilek kutularının içine koysunlar. Bir bakalım hayatımda zaten bir yılın kimsenin sonunu, görmeyeceği ve karışmayacağı. Çünkü biz orada neden özellikle yazmıyoruz? Kimse dilek, görmeyecek. Evet, gördüğü zaman ne yapabilir? Büyüsü bozulabiliyor. Evet, büyüsünü bozabilirler. İmkansız. Sen onu alman için şu kadar maaşın olmalı ya da şöyle olmalı deyip büyüsünü bozabilirler. Sadece o görseli gördük mü zaten bilinçaltımıza da biz ne yapıyoruz? Her gün o istekleri hayatımıza çekmek için zihnimize mesajı veriyoruz. Bunu da böyle yaparlarsa ya tabii yeni yıla girmeden ki bugün de çok çok güzel bir gün. Güneş-Jüpiter kavuşum var. Şimdi ondan da bahsedeceğiz. Evet, evet. Bugün özellikle bunu yapmalarını tabii seçerlerse, hafif geliyorsa yapmalarını öneriyorum. Evet. Ritüellerimiz bitti. Şöyle biz stüdyomuzu hazırlayalım. Sonra güneş ve ay tutulmasının özellikle olumlu yanlarından bahsedelim. Birazcık da mutlu olalım. Kısa bir ara vereceğiz. Stüdyomuzu ayarladık, yerimize geçtik. Mesajlarımız, sorularımız ve görüşlerimiz için 0506-094-6723 numaralı hattımızı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu telefon numarası, ekran boyunca olan telefon numarası aslında Kanal 23'ün ihbar hattı. Sizler şahitlik ettiğiniz önemli olayları
bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de onları ana haber bültenine taşıyacağız. Ulusal'a kadar, eğer haber değeri çok değerliyse ulusal kanallara kadar gidecek. Özellikle mesela bugün bir deprem oldu. O depremdeki herhangi bir görüntüyü yollayabilirsiniz. İşte bir binada bir hasar varsa onu yollayabilirsiniz. Ekstrem bir olay varsa onu yollayabilirsiniz. Mesajlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi bekliyoruz. Numaramız da program boyunca alt bant olarak kalacaktır. Özür dilerim, programımıza girerken güneş tutulmasının ben olumsuz kısmından bahsettim. Hı. Aslında siz de dediniz ki bu 2020'nin başındaki, daha doğrusu 2019'un sonundaki güneş tutulmasının aslında olumlu hadiselere gebe olduğunu söylediniz ama biz hemen olumsuzluğuyla başladık. Yani Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.1 ama genel olarak 4.9 görünüyor ve gerçekten ciddi şekilde salladı bizi. Seyircilerimiz arasından yaşayanlar da bilirler. Sonuçta bir panik oluşturdu ve Allah'tan kısaydı. Yani muhtemelen 17 saniyelik bir depremdi. İyi ki uzun değildi. Tabii ki bizim deprem tecrübelerimiz de var, şu 6.0. Okçular depreminde mesela ben de yaşamıştım. Hakikaten o gün bayağı bir artçılar olmuştu. Bugün de ben verilere baktığımda onun üzerinde artçılar vardı. Hemen zaten kardeş ülkemiz Kazakistan'da da maalesef mürettebatla beraber 98 kişilik bir uçak, işin en kötü taraflarından bir tanesi de iki katlı bir binanın tepesine düştü. Bunlar güneş tutulmasının aslında olumsuzlukları. Bir de biz olumlarla da başlayalım. Olumları söyleyin bize. Tabii ki. Aslında güneş tutulmaları ve ay tutulmaları genelde kadersel olayları tetikler. Ama tabii bu kişinin yani haritasına göre de değişebiliyor. Yani herkes aynı şeyi yaşayacak ya da herkes aynı kötü şeyi, iyi ya da hepsi iyi şeyi yaşayacak diyemiyoruz. Ama tam anlamıyla bu halkalı güneş tutulması Oğlak Burcu'nda gerçekleşen ve halkalı güneş tutulması tabii ki herkese çoğunluğuna iyi gelecek. Ne olacak? Diyelim ki bekar olanlar, yeni bir aşk arayanlar mutlaka yeni yıldan sonra hayatlarına birilerinin girmesi muhtemeldir ve ki bu dönemden sonra hayatlarını aldıkları kişilerle kalıcı ilişki olacak ve evlilik yaptıkları zaman da bu dönemde yapılan evlilikler çok kalıcı olacak. Çok güzel, yani işin güzel tarafı bu. 2020'den sonra hayatlarınıza biri girerse bunlar kalıcı olacaklar ve mutlu olacaklar. Evet, mutlu olacaklar. Bu da ay ve güneş tutulmasının olumlu etkilerinden. Evet, şu anki şu güneş tutulmasının aslında yani çoğu güneş tutulmaları ve ay tutulmaları çoğunda genelde böyle kötü şeyleri getirir ama bu Jüpiter'le kavuşum yaptığı için hepimizin hayatına güzel şeyler getirecek. Çocuk olmayanlar ya da çocuk isteyenler çocukla sürpriz bir şekilde hayatlarına çocuk girebilir, hamile kalabilirler. Bekar insanlar ve çoğu kişi diyelim aşkı bulamayanlar ya da geçmişte ihanete uğrayıp ya da çok canı yananlar için de çok güzel. Çünkü ilahi adalet zamanı. Kim ne yaşadıysa, haksızlığa düştüyse onlar da haklarını alacaklar ve yaşatılan o acıyı yaşatanlar ya da ilişki olarak değil her anlamda ne yaşadıysak yaşatan da cezasını çekecek, karma devreye girecek ve yine diyelim ki kişi kötü şeyler yaşamışsa bu dönem mükafatını alacaklar. Evet. Hemen seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim, kusura bakmayın lütfen. Bugün önemli bir gün olduğu için Tolga Ağar milletvekilimiz havaalanında bir açıklama yapacak. Hemen oraya bağlanıyoruz diğer seyircilerimiz. Ben milletvekilimiz Tolga Ağar'ın konuşmasını sizler için ekranlara yansıttık. Aslında burada güzel olan taraf hem işte bakanımızın, İçişleri Bakanımızın Elazığ'a hemen gelmiş olması, milletvekillerimizin gelmiş olması, işte Elazığlıları yalnız bırakmamaları da yaşanan güzel hadiselerden. Eğer canlı bir bağlantımız olursa tekrar program akışımızı kesip canlı yayınımıza bağlanacağız. Öznur Hanım, güneş tutulması da kalmıştı. Bir virgül koyduk. Tekrar evet, devam edelim. Aynen, devam edelim. Dediğim gibi güneş tutulması bize çok güzel, ilişkisi olmayanlar için ilişki getirecek, evle ilgili problemleri olan onları düzeltecek ya da bir sürüncemde olan bir kere ilişkiler varsa da bitme noktasında ama bir türlü koparamıyorlarsa da orada zaten bitecektir. Yani tamamen bitip yeni bir sayfa açılacak. Ya da diyelim ki kişi çok sevdiği bir iş var, giremiyor bu şeyde tutulmadan sonra ne yapacaktır? O istediği işe, kariyere, hedefe, projesi neyse ulaşacaktır. Tutulmalar genelde 6 aylık etkileri
en az 6 ay, minimum 6 ay hayatımızda etkiler ama bu tutulma bizim 3,5 yıl bizim hayatımızı etkileyecek. Ve yine bu tutulmayla birlikte demin de bahsettiğim gibi eğer geçmişte yaşatılan, canınızın yandığı bir durumlar varsa ya da eski aşklar tekrar gündeme gelebilir, karşılaşma olabilir, geri dönme de olabilir. Hani kişiler burada acaba onunla mı evleneceğim gibi de şey de olabilir. Aslında tamamen bitirip sonlanması için tekrar eski aşklar geri gelebilir gündeme. Ama burada bitmesi gerekenler tamamen bitecek ve kişiye yepyeni bir sayfa açacak. Ve kişinin doğum haritasında tabii ki Oğlak Burcu'nda olduğu için hangi Oğlak Burcu hangi evindeyse oradan mutlaka haritanın aldığı açılara göre daha da bonus hediyeleriyle gelebilir ya da böyle farklı sınavları da olabilir. Aileyle ilgili diyelim, onlarla ilgilenmesi gerekenler olabilir. Ailenin sorumlulukları bir anda üstlerine gelebilir ama her ne oluyorsa olsun mutlaka altında çok güzel bize şeyleri var yani, hediyeleri var. Ve yine bu tutulmalarla birlikte ne yapacağız? Eğer bir projemiz varsa çok direkt hemen şey yapabiliriz. Bunu da hayata geçirebiliriz. İstediğimiz bir şeyler var mesela, bir türlü adım atamıyoruz. Artık o adımı atıp cesaretle adım atıp projelerimizi de hayata geçirebiliriz. Bizim için çok güzel bir tutulma olmasını diliyorum. Tabii ki tutulmalar, aslında bu tutulma birazcık da 2001 yılında insanlar, bir izleyicilerimiz de hayatlarına baksınlar. Neler yaşadılar? Birazcık onun benzeri gibi de olabilir ki İkiz Kulelerin yıkılması, evet, yine bu tutulmayla alakalı o dönemde olmuştu. Ve yine işte bugün de depremler, uçak kazaları, bu tarz şeyler de yaşayabiliriz. Mesela şey vardı, İkiz Kuleler, sonuçta uçak İkiz Kulelere isabet etti, öyle bir saldırıydı. Evet, bugün düşen uçak da iki katlı bir binanın üstüne düşmüş. Yani bu çok sık karşılaştığımız bir şey değil aslında. Evet. Yani o olayı çağrıştırdı. Aynen, çünkü 2001 yılında diyelim ne olduysa kişiler bir hayatlarında bakabilirler. Ona benzer şeyler de yaşanabilir. Tutulmalar böyle. Tabii ki herkesin en önemli özellik doğum haritası. Yani burada kesin herkese ne vereceğini tam net şey yapamıyoruz ama güzel bir tutulma oldu. Güneş-Jüpiter kavuşumu olduğu için aslında ve yine bugün çok güzel bir gün. Yılda bir kez olan Güneş-Jüpiter kavuşumu bugün gerçekleşti. Bir yandan da bize güzel, mesela hayatımızda neyin olmasını istiyorsak, lütfen parayla ilgili sıkıntılar varsa bugün mutlaka yaptığımız çalışmayı yapabilirler. Mesela hayal panosunun dileklerini bugün mutlaka yazsınlar, bir eyleme geçirsinler, harekete geçirsinler. Hayatlarında neyin olmasını istiyorlarsa, bolluk, bereket, aşk, iş, bunları yazabilirler. Yine çok güzel bir gün olduğu için seçenler, isteyenler milli piyango bileti bugün alabilirler. Evet, bugün milli piyango bileti alıyoruz. Öyle. Evet, bu arada Antalya'dan değerli seyircileri mesaj atmışlar. Aylin, Yüksel, Mısır, Yüksel mesaj atmış. Sizleri Antalya'dan seyrediyoruz. Tüm Antalya'dan seyreden seyircilerimize selamlar. Aylin'i seyrediyorum ayrıca. Güneş tutulmasının aslında biz artık olumlu tarafını alacağız hayatımıza. Değil mi? Evet. Yani o olumsuzlukları bırakalım. Bir de ne istiyorsak aslında o bizim başımıza geliyor. Biraz da çekiyoruz sanırım. Güneş tutulmasının olumsuz etkilerinden kendimizi ne şekilde koruyalım Öznur Hanım? Hani şu özellikle biz, sözler çok önemlidir ya, düşünceler çok önemli, bilinçaltı çok önemli ya. Mesela bir seyircilerimize dedik, hani çok fazla haberlerde geçiyor işte güneş tutulması, depremleri, işte uçak kazalarını, sel felaketlerini, orman yangınlarını, bunları çok gündeme getiriyor. Aslında benim dün tesadüf eseri takip etmiş olduğum bir astrolog var. Çok da severim ben. Öngörülerini severim onun. Haritalarını falan, işte söylemlerini. O da 2019'a göre daha kolay olacak ama doğal afetler çok fazla olacak demişti. Dün seyretmiştim 2020 öngörülerini. Çok fazla sel beklediğini, yangınlar ve özellikle orman yangınlarının çok fazla olacağını söyledi bu yıl. Bilemiyorum, aslında insanların biraz da astroloji haritalarına bakması gerekiyor ama yine de baktırdıktan sonra da olumsuz düşünceleri şöyle bir kapı arkasında bırakmak için hangi düşüncelere sahip olalım, hangi ifadeleri kullanalım?
Şimdi biz sözde çalışan bilgisayar gibiyiz. Yani ne komut verirsek bilinçaltımız onu alıp kaydediyor ve bizim hayatımızda aynı şeyleri yaşamaya başlıyoruz. Eğer kişinin doğum haritasında ne kadar negatif açılar da olsa bile kişinin onu bir keresinde değiştirip dönüştürme kapasitesine sahip. İlla yani aslında astroloji de yine öngörüdür ama ne yaşayıp ne yaşamayacağımız bizim kendi tutumlarımıza ve davranışlarımıza bağlıdır. Kişi tamam o haritasında gördüğü zaman oradaki negatiflikleri illa yaşayacak diye bir şey yok. Her şey bizle alakalı olduğu için ve bilinçaltına pozitif kelimelerle diyelim ki kişinin bazen ben de danışanlarım da geliyor. İşte haritamda şöyle bir şey var. Şu açıdan dolayı ne oluyor? Devam para kazanamayacağım gibi bir şey. Onu aslında alıp satın aldığında aslında o öngörüdür. Öyle olacak demek diye bir şey değil. Tabii ki astrologlar da doğal olarak yaşanılacak şeyleri iyisiyle kötüsüyle anlatıyor. Ama biz burada kötüye odaklanırsak ne yapacağız? Hayatımızda kötü şeyleri çekeceğiz. Her şey bizde başlayıp aslında tamamen bizde bitiyor. Pozitif olmak, hayatımızda güzel şeylerin olacağına niyet etmek, bir kere sabah kalktığımızda bile huzurluyum, mutluyum, dengedeyim demek bile ne yapıyoruz? Kendimize komut veriyoruz. Orada hayatımızın pozitif, dengede olduğunu, bunu seçtiğimiz için de hayatımız öyle gider. Ama ben zaten böyleymiş, zaten haritamda da bütün her şey beni bulmuş, artık burada hiçbir şey yapmamın bir amacı yok dediği zaman kişinin üst üste negatiflikleri hayatını çekecektir. Evet. Tamamen bizle alakalı. Pozitif düşüneceğiz, pozitif tarafından bakacağız ve yaşadığımız kötü şeyde de mutlaka altında bize verdiği iyi bir mesaj vardır. Yani mutlaka ama onu o an göremeyebiliyoruz. Zaman geçiyor, ondan sonra biz genelde fark ediyoruz. Aslında o olaydan sonra da şunları yaşadım diyebiliyoruz. Her şey aslında bizle alakalı. Her zaman sabahımız zamanda pozitif olalım, güne huzurla uyanalım, huzurla başlayalım ve kelimelerimizi lütfen yani istediğimiz şekilde, istediğimiz cümleleri kuralım. Yani hayatımızda neyin olmasını istiyorsak, yani mutlu olmak istiyorsak mutluyum diyelim. Huzurluyum, dengedeyim diyelim. O zaman zaten gerçekleşecektir yani. Tabii ki illa her şeyin iyi ve kötü tarafları olacak. Ama ne yapacağız? Biz kötü taraflarını çok büyütmeyeceğiz. Biz neye odaklanırsak, çerçevemiz, algı ne olursa, yani sanki resme bakıyorsak onu büyütürüz. Hayatımızda bakış açımızı mutlaka pozitif olanı, hani dinimizde de ne, çok güzel şeydir. Güzel bakan güzel düşünür, güzel gören hayatından lezzet alır. Ne yapacağız? Biz her zaman güzele odaklanacağız ki yine çok sevdiğim bir şey vardır. Peygamber Efendimiz sahabileriyle birlikte bir yerden geçerken köpek leşine rast geliyor. Ve orada sahabiler ne diyor? Ay, kokuya odaklanarak burunlarını tutuyorken Peygamber Efendimiz ne diyor? Dişlerini gördünüz mü? İnci gibiydi. Burada önemli olan tamamen bizim güzel görüp güzel düşünmemiz. O zaman her şey mümkün. Yeter ki kendimizi sınırlandırmayalım. Yeter ki başkalarının işte söylediği gerek doğum haritası olsun ya da gerek bazen hani biz böyle bayanlar olarak falan da çok düşkün oluyoruz. Çok severiz. Evet, evet. Severiz yani. Falan inanma derler. Falsız da kalma. Sonra da bir kötü bir şey söyleniyor. Hemen gardımız düşüyor. Tamam. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani o orada onun hisleriyle baktı. Ama bazen biz onu bile gerçek yapıyoruz. Daha bırakın doğum haritasını. Bir falda bile çıkan yani o kişinin söylediğiyle hemen hayatımızı şekillendiriyoruz. Hayır hiç öyle bir şey yok. Her şeyi değiştirip dönüştürme kapasitesine sahibiz. Yeter ki o sonsuz gücümüzü, sonsuz potansiyelimizin farkına varalım. Evet. Değerli seyircilerim, biz bugün aslında ilk programımızı yapamadık sizin için. Güzel konu başlıkları belirlemiştik ama bu programımıza muhtemelen hepsi yetmeyecek. Şöyle diğer konu başlıklarımızdan mesela birazcık size bahsetmek istiyorum. Özür dilerim, şu anda ilk sorum, günümüze daha dinç, verimli ve relax başlamamız için neler yapmamız gerekiyor? Suyun psikolojimiz ve bedenimiz üzerindeki etkileri, günün sıkıntı ve stresini eve taşımamak için neler yapmalıyız? Daha etkili uyuyabilmek için, deliksiz bir uyku için neler yapmalıyız? Birçoğumuz şikayetçiyizdir. Ben işte yatağa girince uyuyamıyorum, saatler geçiyor, dön, dolaş, yastığı çeviriyorum ama uyuyamıyorum. İşte bu sorumuzu da tekrar Öznur Hanım'a ileteceğiz. İşte o uyuyamamanın aslında altında yine bilinçaltı ve içimize attıklarımız aslında karşıdaki kişiye de aktaramadıklarımız var. Yine Piki egzersizimiz var. Piki'yi sizler için açıklayacağız.
Vaktimiz muhtemelen bunlara yetmeyecek çünkü 15 dakikamız var. Eğer kalırsa, bunları da işlersek kalırsa mesajlarımız var. İsim analiziyle ilgili analizlerimize geçeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında isimlerinize isim, soy isim, doğum tarihini yolluyorsunuz. Özür Hanım şuna da bakıyor. Eğer bir partneriniz varsa, sevginiz, nişanlınız ve eşiniz aranızdaki uyumu da sizler için söylüyor. Bekarlar, hayatınızda biri varsa eğer, kader döngünüzde evlilik var mı? Doğum haritanızdan, doğum işte tarihinizden, isminizdeki harflerden bunlar da çıkıyor. Bunlara da bakıyor. Sadece sizden tek ricamız programımız başlarken isim, soy isim ve ay, yıl, gün. Gün, ay, yıl bu şekilde doğru söyleyelim. Bunu istiyoruz. Eğer partnerinizde varsa onun da uyumuna bakmak istiyorsanız onun da ismi, soy ismi ve yine gün, ay, yıl ve olarak doğum tarihini atıyoruz. Özür Hanım, işte gün içerisinde sıkıntılar hepimiz yaşayabiliyoruz ki düşün mesela bugün bir depremle aslında güne merhaba dedik. Bunların etkileri sürebiliyor. Bunun gibi işte streslerimiz oluyor, iş hayatında sıkıntılarımız oluyor ve evimize gittiğimiz zaman şöyle kapımızı kapattığımız zaman o sıkıntılar kapının dışında kalsın istiyoruz. Ama bunu çoğu zaman başaramıyoruz. Bazen işte tartışmalarda işte yeri gelmiştir, söyleyemediğiniz cümleler olmuştur. İçinizde kalmıştır. Onları evde dert edersiniz. Ya ben niye bunu bir tane daha fazla söyleyemedim dersiniz. Veya haksızlığa uğramışsınızdır. O an müdahale edememişsinizdir. Veya başkasına gibi. Günümüzü nasıl daha en azından eve girerken artık o evimde rahat, huzurlu, mutlu nasıl olacağım? Günümü nasıl daha güzel geçireceğim? Şimdi günümüzü huzurlu geçirmemiz için yapmamız gerekenler var. Mutlaka evden çıkarken niyet yapacağız. Her zaman dediğim gibi niyet ediyoruz ve seçiyoruz. Öncelikle biz bir niyetimizi yapalım. Çıkarken bugün yaşayacağım her ne olacaksa hayrıma olmasına niyet ediyorum. Biz burada niyet ettiğimizde ne yapıyoruz? Bir mesaj da veriyoruz. Yani ben hayatın içindeyim, hayatla birim. Dışında değilim mesajı. Ve ne yapacağız? Bizim aslında sempatik sistem ve parasempatik sistem. Günün 12 saati sempatik sistemde kalmamız gerekiyor ve 12 saati de parasempatik sistemde kalmamız gerekiyor. Eğer bu iki sempatik sistem ve parasempatik sistem bir araya girmesi işte çoğu günümüzde kullanılan depresyon ilaçları bunların sebebi aslında sempatik sistemle ve parasempatik sistemin bir araya iç içe girmesinden dolayıdır. Şimdi parasempatik sistem nedir? Önce onu bir açıklayayım. Bedenimizin gevşeme hali, kitap okuma, TV izleme, evde böyle rahatlama halimizdir. Sempatik sistemde bizim bilinçli halimizdir. İşte arabayı kullanırken dikkatimizdir. İşte bugün ne yapacağız, ne edeceğiz, onları düşünme halimiz, bugün nereye ödeme yapılacak. Bu da bizim bilinçli halimizdir. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Tamamen sempatik sistemde kalırsak halen bir eve girdiğimiz anda bile bilincimiz devredeyse yarını düşünüyorsak yarın şu ödeme olacak şöyle olacak ne yapıyoruz? Beden bu sefer rahatlayamıyor. Rahatlayıp gevşeyemeyince başka şeylere ihtiyaç duyabiliyor. İçecek olabilir, alkol olabilir, yemek olabilir. Bir şeylerle kendini rahatlatmaya ya da işte en çok günümüzde maalesef ki artık lise çağındaki öğrencilerde bile çoğu antidepresan ilaçları kullanılıyor. Bunların sebepleri aslında işte tamamen 12 saatlik sempatik ve parasempatik sistemde kalamama sebebimiz. O yüzden mutlaka evden çıkarken biz niyetimizi yapalım. İşe giderken mutlaka sempatik sistemde olmamız gerekiyor. Buna niyet edelim ve bugün yaşayacağımız her ne varsa benim hayrıma olacağını kabul ediyorum diyelim. Alıp kabul edelim ki evrenle uyum içinde, yaşamla uyum içinde olduğumuzu vurgulayalım. Çıkıp işimize gittikten sonra, gün geçtikten sonra da eve girerken mutlaka ne yapacağız? O kapıyı açarken parasempatik sisteme geçmeye niyet etmeliyiz. Yoksa ne yapıyoruz? Eve geliyoruz, yine rahatlayamıyoruz ve zihin, kaygı, endişe ne oluyor? Evde bile otururken içinin sıkılması işte bazen öfkeli olma hali. Elimizi tutabiliriz, bir elimizi elimizin üzerine koyabiliriz. Bu cümleyi de kullanabiliriz. Bedenimin ve bütün uzuvlarımın gözlerimizi kapatıyoruz. 2 dakika da 1 dakikamızı almıyor. Hemen bedenimin ve bütün uzuvlarımın gevşemesine niyet ediyorum. Bunu dediğimiz zaman dediğim gibi unutmayalım. Biz sözlü çalışan bilgisayarlarız. Söz, komut, hangi komutu verirsek o. Eve girdiği an kişi
rahatlamaya, bedeninin bütün uzuvlarının gevşemesine izin veriyorum dediği an rahatlayacaktır. Daha relax olacaktır. Ve yine bununla birlikte tuzlu su. Çok bunu diyelim aslında bedenin ayak tabanlarımızda 6000 tane gözenek vardır. Ve bütün yorgunluklar, şeyler ilk başta toksinler özellikle bacaklarımızda toplanır. Bu toksinler çoğaldıkça ne yapıyor? Yukarıya doğru, organlara doğru sirayet ediyor ve hastalık olarak meydana geliyor. Hastalıklar yaşıyoruz. 5-6 litrelik böyle bir ne diyebilirim? Küçük bir kap yani 5-6 litrelik su alacak bir kabın evet, içerisine. Evet, ayaklarını sığabileceği bir kap. Tabii ki kap olsun. 2 yemek kaşığı Himalaya tuzu. Ya yani illa Himalaya tuzu şart mı? Himalaya tuzu olmazsa kaya da kaya tuzu, vardı. Deniz tuzu, hiçbir şey yoksa da normal tuz da kullanabilirler. 2 yemek kaşığı elma sirkesi. 2 yemek kaşığı da karbonat. Çok sıcak olmayacak ama yani dayanılabileceği sıcaklıkta olacak. O ne kadar iyi gelir insana evet, Özür Hanım. Minimum 18 dakika, maksimum 30 dakika ayaklarını ne yapacaklar? O suyun içinde dinlendireceklerdir. Ve ne olacak? Eğer kişinin ayak tabanı çok nasırlı değilse, ölü hücreyle kaplı değilse, suda küçük küçük noktalar belirmeye başlayacaktır. O maksimum, minimum dediğim gibi burada çok önemli. Minimum 18, maksimum da 30 dakika olmalı o suda ayaklarımızın kalması ki o gözenekler açılacak ve bütün toksinler ne olacak? O suya gidecek. Özellikle huzursuz bacak sendromu olanlar bir ay boyunca yaptıklarında ne kadar rahatladıklarını gözlemleyecekler. Kararsızlık yaşayanlar, biz genelde bacak ağrısı yaşayan insanlar çok kararsızdır. Bir şeyi yani bir program yapıp bir türlü harekete geçemeyenler ya da o an cevap vermesi gerekiyor. Bildiği cevap ama cevabı vermeyip içine atanlar ne yapar? Çok fazla bacak ağrısı yaşarlar. Bunun için dediğim gibi tuzlu suyu hazırlıyoruz. Tuz, elma sirkesi ve karbonat. İkisi de 2 yemek kaşığı 5-6 litre suya minimum 18 maksimum 30 dakika bırakıyoruz ve suda gözenekler açıldıktan sonra 18 dakikadan sonra gözenekler açılıp o toksinler giderken bazı suda küçük küçük siyah lekeler olabilir. Siyah lekelerin anlamı nedir? Eğer kişi çok fazla sigara kullanıyorsa nikotin ya da çevrede dışarıdaki egzoz gazlarından, gazlardan et bedeninde toplandığı için onlar çıkıyordur. Eğer ki renkleri kırmızı ve kahverengi küçük küçük lekeler varsa suyun üzerinde o da bedenindeki eklem iltihapları ne oluyor? Tamamen çıktığını gösteriyor. Yine ya da hiçbir renk yok, beyaz böyle mum gibi lekeler oluştuysa bu da mantarın tamamen gittiğinin göstergesi. Mantarın gittiğini. Evet, bedenindeki mantarın çıktığının göstergesi. Küçük küçük sarı lekeler varsa şayet bu da neyin şeyidir? Derideki iltihaplardan dolayıdır. Bunu bir ay boyunca ya da 15-20 gün ama en az bir ay boyunca yaptıklarında ne kadar sağlıklı olduklarını görecekler, ne kadar rahatladıklarını görecekler. Mutlaka hayatlarına kitap okurken, televizyon seyrederken. Sürekli sosyal medyadayız. Yani evet, elinizde suya koysunlar. Aynen telefon varken oturmuşuz koltuğa ne yapsınlar? Kendilerine hemen suyu hazırlasınlar, ayaklarını bırakıp. Ama mutlaka minimum 18, maksimum 30 dakika olacak. Zaten her evde bulunan malzemelerden bahsettik. 2 yemek kaşığı dedik elma sirkesi. Evet. 2 yemek kaşığı karbonat ve tuz. Ve 2 yemek kaşığı da tuz. Yani bu sofralık tuz olabilir. Evinizde artık hangi tuz çeşidi varsa onu yapın mutlaka. Programımızı buradan itibaren bize dahil olanlar YouTube'da Melisa ile Yaşama Dair derlerse programlarımızın hepsini bulabilecekler. Özellikle Öznur Hanım'ın bu söylediği çok önemliydi. Bir ay boyunca ayaklarınızı şu sıcak suda bir bekletin 18 ile 30 dakika arasında ve çıkan köpüğün rengi aslında sizin vücudunuzdaki hastalıkların bir göstergesi. O renkleri de lütfen kaçıranlar tekrar YouTube'dan baksınlar, seyretsinler ve bir kontrol etsinler acaba kendi ayaklarından ya ayaklarını bıraktıkları suyun içerisindeki o köpüklenmeler hangi renk? Bunlar size yol gösterici olur. Birkaç tane seyircimizden mesajımız var isim analizi için. Özellikle bir tane seyircimiz şunu sormuş. Ben
Bir saniye sizin için mesajı açacağım. Kendisinin ve eşinin sadece, yani en azından partneri diyelim, Asya Hanım bizi seyrediyorsa, kendisinden bahsediyorum. Sadece isim, soy isim ve doğum tarihini vermiş ama soyadı da gerekiyor. Uyum demişti, yetişemedim, doğum tarihi, isim yollayın demiştiniz. Bize soyadı da gerekiyor ama bugün özel bir günde, artık programımız bitti. 4 dakikalık bir vaktimiz var. İsim analizi isteyenler lütfen programımız başladığı zaman hemen isminizi, soy isminizi, gün, ay, yıl olarak doğum tarihinizi partnerinizle beraber baktırmak istiyorsanız, ben birini seviyorum, acaba kaderimde onunla evlilik var mı diyorsanız veya hayatınızda bir kişi yoktur, kadersel döngünüzde, doğum tarihinizde, ileride bir evlilik, hangi tarihte yapacağınız veya boşanacaksanız boşanmanız bile orada çıkıyor. Aslında her şey o kadar güzel programlanmış ki, ismimiz, doğum tarihimiz, bunlar çok önemli. Mutlaka partnerinizle eğer uyum istiyorsanız, uyumunuz için de onun ismi, soy ismi ve doğum tarihi de bunlar önemli. Ama lütfen sizden şu ricada bulunacağım tekrar. Programımız başlar başlamaz atmanız gerekiyor. Aranızdan iki kişiyi seçeceğiz. Çünkü Öznur Hanım sadece reklam arasında bakabilecek. Çünkü bu isim analizleri, uyum analizleri en az 10 dakika sürüyor. Detaylı bakıyor ve size diyebilirim ki bir kişininki hemen hemen bir 15 dakikalık bir açıklama. Güzel bir açıklamayla, güzel bir yorumla sizleri bekleyecek Öznur Hanım. Hemen hemen her cuma bizimle olacak. Sadece ara ara farklı konuklar alıyorum. Kendisinin semineri olabiliyor, eğitimleri olabiliyor. Vizyon sahibi bir insan ve sürekli kendisini geliştiren biri olduğu için sürekli eğitimlere de gidebiliyor. Eğitimleri olduğu zaman, seminerleri olduğu zaman bizimle beraber olamıyor. O yüzden cumaları lütfen takip edelim. Programımız saat 16'da başlıyor ve 16'da hemen kendinizin veya partnerinizin, eğer kendiniz değil bir başkasına da baktırabilirsiniz, sadece uyum değil, onun isim, soy isim, gün, ay, yıl olarak da bir de küçük parantez açalım. Evet. Eğer evliyse kişi şayet, bayanlar için kızlık soyadını da vermeleri gerekiyor. Ha, evet, çünkü bu da... biz bu yaşam direkt geldiğimizde bir soy ismimiz var. Sonra evlendikten sonra değişiyor. O yüzden mutlaka evliyse evli olduğunu, kızlık soyadını belirtmeleri. Hatta göbek adı varsa onu da eklesinler. Eğer göbek adını kullanıyorsa, eğer kullanmıyorsa etkisi yoktur. Hani iki isim, yani kimliğinde bir isim vardır. Bir de farklı söyleniliyor. Genelde o da çok olabiliyor. Eğer iki isim kullanılıyorsa iki ismi birden vermeleri gerekiyor. Ve yine kızlık soyadlarını yazsınlar. Bu kızlık soyadım diye şu an evliyim, evli olduğu soy isimlerini de belirsinler. Ve yine kullanıp kullanmadıklarını, bazen evlendikten sonra da bayanlar eski soy isimlerini, yani kızlık soy isimlerini ne yapıyorlar? Bırakmayabiliyorlar. Onları da evli olan kişiler gönderecek olursa mutlaka belirtmeleri lazım ki ona göre net yorum yapabilelim. Evet. Onu da belirtmek istedim. Bu arada Öznur Hanım'a program dışında nasıl ulaşabiliriz demişsiniz. Bu arada harikasınız demişsiniz. Teşekkür ederiz Asya Hanım. Öznur Hanım size ne şekilde ulaşacaklar? Instagram hesabınız, sosyal medya hesaplarınız var sanırım değil mi? Oradan evet, Öznur Albayrak. Yine şey de yapabiliriz. Direkt ben yayından sonra o kişiyle birebir iletişime geçip telefon numaramı verebilirim yayın sonra. Zaten seyircilerimizin burada numaraları görünüyor. Öznur Hanım size ulaşacaktır. Ama dediğimiz gibi artık programımızın sonuna geldiğimiz için lütfen, bu isim analizleriyle ilgili atanlar çok oluyor. Bu analizleri ancak programın başında yapabiliyoruz. Artık programın sonuna geldik. Yani vedamızı yapacağız. Bunların bakımı da bir 10-15 dakika sürdüğü için mutlaka program başlar başlamaz atmanız gerekiyor. Önemli olan, tekrar söylüyorum, evliyseniz eğer kızlık soyadınızı da ekleyin. Göbek adınız varsa ve aktif kullanıyorsanız göbek adınızı da ekleyin. Evet. Doğru bilgiler için. Evet. Öznur Hanım çok teşekkür ederim. Bugün biraz ekstrem bir program oldu. Maalesef yaşamış olduğumuz o trajik olay programımızda işte aksetti. Son dakika gelişmelerle seyircimizin karşısında olduk. Son olarak, artık vaktimiz bitti ama seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Bugün yaptıklarımızı, bence bu son olarak söylemek istediğim, izleyenler bugün mutlaka çok güzel etkiler var. Mutlaka 2020'ye yeni bir yıla gireceğiz. Yani okunan, yani söylenenler, gazetede okudukları, astrologların şeylerinden etkilenmeden sadece hayatlarında neyi istiyorlarsa, neyin değişmesini, gelişmesini istiyorlarsa pozitif olsunlar, güzel bir şekilde yazabilirler, pano oluşturabilirler. Panomuz mutlaka mantar panı olsun, karton kullanmayalım etkisini şey yapmamak için, dilek kutumuzda dediğim gibi plastik olmasın. Bu ritüellerimizi yapabilirler ve her daim ne yapacaklar? Pozitif kalacaklar. Pozitif olan her şeyi kolaylıkla inşallah hayatlarına çekecekler. Evet.
Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu. Yeni bir yılda evet. Bereketin, bolluğun ve güzelliğin. Evet. Bekarlar için evliliğin. Evet. Ondan sonra parasız kalanlar için paranın geleceği. Güzel ritüeller verdik ya, artık onlar evet. gelecek. Tabii. Beklesinler, hatta çocuk isteyenler için tabii çocuğun ki. Olacağı güzel biri. Hatta dediğiniz ki güneş tutulması da bunu destekliyor. Destekliyor, onun evet. tarafından bakalım. Efendim Elazığ'ımıza, çevre illere depremi hisseden herkese tekrar geçmiş olsun diliyorum. Umarım Allah beterinden korur. İnşallah büyük olaylarla, büyük hadiselerle, bir tür vahim olaylarla karşılaşmayız. Sizlere mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.